Pembe renkli tuşa basarak dairesine çıkan bir kişinin daire numarası en az kaç olabilir? Peki. Şimdi hocam şu pembe renge bakarsam bunun numarası ne olacak her şeyden önce? Şunları bir hani kat numarası. Hocam 0, 4, 8, 12, 16 olacak değil mi? Hep 4'ün katları sonra 17, 18, 19. Peki hocam. Şimdi bu kişi bir kere 19. katta oturuyor. 19. katta oturuyor. Bunu anladım. Her katta da kaç tane daire varmış? 12 tane daire var. Bu 19. kata kadar kaç tane kat geçmek gerekecek hocam? Toplam 19 tane kat geçmek gerekecek. Niye 19 tane kat geçmek gerekecek? Hocam 0. katı da almış. Hani giriş katı diyor ya. Giriş katı neyi de göstermiş? 0. katla göstermiş. Hocam sıfırdan katlar. Hani katlara bakıyorum şimdi. 0 var, 1 var, 2 var, nokta nokta. 18 var. Hocam burada toplam 19 kat var. Ve her katta da bana kaç daire olduğunu söylemiş. 12 tane daire olduğunu söylemiş. O zaman 19'da da 12'yi çarparsam kaç yapar? Hocam 20 ile 12'yi çarpsaydım 240 yapacaktı. 19 tane ise bir tane 12 düşeceğim. 240'tan da bir tane 12 düştüm. 228 tane daire var. Peki. 19. kata gelirsem hocam, 19. kat 228'den sonrasıyla başlayacak. O zaman 19. kat kaçla başlayacak? 229 nolu daireyle başlayacak demektir. 229 nolu daire de olabilecek en küçük numaradır 19. kat için. Tabi burada şöyle kabul ettik. Hani daire numaralarının birden başladığını ve birer birer arttığını. Hani aksi betme süreci bütün binalarda öyle gider. Biz de öyle kabul ettik arkadaşlar. Var mı soru işareti burada? Anlaşılmayan bir taraf. Peki. Başka var mı sorusu olan? Hocam Hocam. pardon. Siz dört de ona bakabilir misiniz? Kaçta bir daha? Sayfa 34 soru 10. Soru soranlar isimlerini de söylesin lütfen arkadaşlar. Hocam Zeynep Oroz. Zeynep. Peki. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. 34'te 10'a baktım. Bu mesela hani bu 11. sınıflarla bunu güzel yapabiliyoruz. Bundan memnunum onu söyleyeyim. Hani Zoom'u biraz daha iyi kullanıyorsunuz bir üstteki 12'lere göre. Bu Zeynep'in sorduğu soruda fikir belirtmek isteyen varsa el kaldırıp fikir belirtebilir arkadaşlar. Bunu her zaman söyleyeyim. Şimdi 10 ne demiş hocam bize? Herhalde şöyle diye okunuyordur. Yanlış okuyorsam kusura bakmayın. Schölling tekniği ile çarpma işlemi aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. 21 ve 13 sayıları yukarıdaki gibi göstermekte. 21 nasıl göstermiş? 2 tane çubuk. 2 tane çubuk 20'yi göstermiş. Bir tane de ayırınca 1'i göstermiş. Peki. 13'ü nasıl göstermiş? İşte bir tane çubuk 10'u gösteriyormuş. Diğerleri de birer 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 3'ü gösteriyorlarmış. Peki. 21 çarpı 13 çarpımı dikey ve yatay doğruların kesişiminde oluşan noktalarla hesaplanmaktadır. 21 çarpı 13 273 şeklinde olup toplam 12 nokta oluşmuştur. Peki. X'ye 2 asal sayı. Şimdi burada dur. Şimdi bakın bu soruyu şöyle analiz edeceksiniz arkadaşlar. Burayı örneklemiş ya. İşte bu Schölling tekniği neymiş? Önce şu kısmın bir anlaşılması gerekiyor. Bu kısmı anlamadıktan sonra sorunun geri kalanı da pek anlamlı değil. Önce buraya odaklanacağımı anlıyorum. Ben de buraya odaklanıp şunu yaptım. 21 ile 13'ün çarpımı 21 çarpı 13'ün gerçek sonucunu da vermiş. 273. Ben 273'ü buradaki kesişim noktalarından da oluşacağını adreslemiş ya bana. Kesişim noktalarından oluşuyormuş. Acaba bunu nasıl düzgün bir şekilde sağlarım diye bakıyorum. Bu kesişim noktalarını 273 nasıl elde ederim? Burada iki tane nokta var. Peki, devam ettim. Başka? Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortada da 7 tane nokta var. Peki. En son kısımda da 3 tane nokta var. 2, 7, 3'ü yan yana yazarsan 273'ü buluyormuşsun demek ki. Bu mantık böyle çalışıyormuş. Peki. Burada tamamsak şimdi. X'ye 2 basamaklı bir sayı olmak üzere. X'ye çarpı 31 çarpımında toplam kaç tane nokta oluşuyormuş? 24 tane nokta oluşuyormuş. Benden istediği şey ne? X artı Y toplamını istiyor. Kaçtır diye. Şimdi hocam ben daha basit görmenizi isteyeceğim. Şu bir de bana 12 tane nokta oluştuğunu söylemiş. Hocam burada kaç tane çubuk var? 3 çubuk.
Burada kaç tane çubuk var? 4 çubuk. Hocam 3 çubukla 4 çubuğu yatay olarak kesiştirirsen 3 çarpı 4, 12 tane nokta çıkacağı da garanti. 12 tane nokta çıkacağı da garanti. Peki, bakın 21 sayısında kaç tane çubuk var? Rakamları toplamı kadar. 2 artı 1, 3 çubuk. 13 sayısında kaç tane çubuk var? Rakamları toplamı kadar. 1 artı 3, 4 çubuk var. Ha, kaç tane çubuk kullanacağım belli. Şimdi x'e ile 31'i çarpıyorum ya. X'y 2 basamaklı sayısında kaç tane çubuk olacak? X artı y tane çubuk olacak. Hocam 31'de kaç tane çubuk olacak? 3 artı 1 tane çubuk olacak. Bu çubukları çarptığında da kaç tane nokta bulacaksın? 24 tane nokta bulacaksın. 3 artı 1, 4. 24'ü 4'e böldüm. X artı y kaç çıktı? 6 bizim aradığımız doğru cevaptır. Zeynep, burada anlaştıysak sıradaki arkadaşımız soruyu sorabilir ya da tekrar sen sorabilirsin. Biri daha vardı sanki soru soracak olan. Burada hocam 32'de 9'a bakabilir miyiz? Bakarız. Kim soruyor onu da öğreneyim. Zeynep Çelik. Ne kadar Zeynep var bu sınıfta ya? Bakayım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Nisa'da Zeynep'ti galiba. Yanlış mı hatırlıyorum? Zeynep Nisa mıydı? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane Zeynep var. Peki. Bir daha 32'de kaç? Bir daha alabilir miyim? 9. 32'de 9'a bakalım. Alperen ve Bülent aynı ders çalışma kampına katılmıştır. Peki. Alperen kampta her gün önceki günden bir fazla soru, Bülent de her gün önceki günden bir eksik soru çözmüştür. Buna da peki. İlk gün Alperen x tane, Bülent de y tane soru çözmüş. Alperen ve Bülent kampta aynı sayıda soru çözdüğüne göre kamp kaç gün sürmüştür? Şimdi hocam, bunu biraz daha yukarı çek. Burada biraz benim yere ihtiyacım olacak. Bilgileri olabildiğince organize yazmaya çalışacağım. Şimdi ben ne diyorum arkadaşlar size sıklıkla? Problem çözerken denklem kuracaksınız. Denklemsiz olmaz. Bir iki soruyu kurtarırsınız. Pratik zekanızı ortaya dökersiniz. Ama gerçek sınavda darbe görürsünüz, zarar görürsünüz. Darbe yersiniz, zarar görürsünüz arkadaşlar. Dolayısıyla denklem kurmanız en önemli kısım. Dolayısıyla soru çözümünüzden ziyade denklem kurup kuramamanıza bakıyorum. Çünkü denklem kuran öğrenci, ben artık matematik anlamında problemleri yorumlayabiliyorum, akıl yürütebiliyorum mesajını veren öğrencidir. Bu denklem kurmak bir anda kolay olmayabilir. Hani buradan yılgınlığa düşmeyin. Denklem kurmak kadar önemli olan bir şey daha ne diyorum sıklıkla? Ve bazen verilenleri düzgün bir tablo biçiminde, organize biçimde yazmak. Bu da problem çözmenin önemli adımlarından bir tanesidir. Bu soru şimdi verileri hem düzgün bir şekilde organize etmenizi isteyecek, hem de denklem kurmanızı isteyecek. Ben de şimdi soruyu çözmeye başlıyorum. Dikkatlice beni takip edin lütfen. Soru şöyle söyleyeyim, kolay ya da zor gibi bir şey demeyeceğim ama soru dikkat gerektiren bir sorudur arkadaşlar bizim için. Ben de şöyle yaptım şimdi. Dedim ki, şimdi başladım hocam adım adım okumaya. Alperen ve Bülent aynı ders çalışma kampına katılmıştır. Peki, Alperen kampta her gün öncekinden bir soru fazla. Bülent de bir eksik çözüyormuş. İlk gün Alperen x tane, Bülent y tane çözmüş. Ben de şöyle yapayım hocam şimdi. Alperen ve Bülent kampta aynı sayıda soru çözdüğüne göre. Ya yani Alperen'i kısaca Alp diye gösterelim. Bülent'e bir kısaltma yapmayalım. Bülent. Hocam şimdi ilk günden bahsediyor. Burası birinci gün olsun. Burası ikinci gün olsun. Burası üçüncü gün olsun. Nokta, nokta, nokta. Kamp kaç gün sürüyor bilmiyorum. En gün sürsün hocam. Bu da kaçıncı gün olsun? Eninci gün olsun. Şimdi ilk gün Alperen x tane soru. Önce buradan başladım. Birinci gün Alperen x tane soru çözmüş. Tamam. Hatta şöyle yapayım isterseniz. Bunu da şöyle illa düzenli yazacağız ya. Bunu şöyle getirdik. Şöyle getirdik. Çizgimizi şuradan çektik. Şöyle bölme bölme.
Gidelim. Şimdi hocam burası Alp için, şurası da Bülent için. Devam ettim. Hocam şimdi Alp birinci gün iki tane soru çözüyor. Sonra Alp ne yapıyor? Her gün bir önceki günden bir fazla soru çözüyor. Şimdi x tane çözdü ya. O zaman bir sonraki gün x artı bir tane çözdü. Bir sonraki gün x artı iki tane çözdü. Nokta nokta nokta. Beninci gün ne kadar çözdü diye bakıyorum arkadaşlar. Örüntüyü şöyle yakacağım. Biraz daha net görün diye. Birinci güne de x artı sıfır diyeyim örüntüyü yakalamak için. Birinci güne sıfır geldi. İkinci güne bir geldi. Üçüncü güne iki geldi. Yani şuradaki eklenen sayı gün sayısından hep bir eksik. Eninci günde o zaman çözdüğü soruda x artı n eksi bir olacak. Öyle değil mi? İlk anlamam gereken kısım bu. Birincisi bu. İkinciye baktım şimdi. İkinciye baktım. Hocam Bülent'e bakıyoruz şimdi. Bülent ne yapmış? İlk gün y tane soru çözmüş. Peki y. Sonra her gün bir öncekinden bir eksik soru çözmüş. Yani y eksi bir yapmış. Başka y eksi iki yapmış. Hocam yukarıyla aynı gidiyor. Artı yerine eksi getiriyorsun sadece. Burada x artı n eksi bir demiştim. Burada da y eksi n eksi bir demek zorundasın. N eksi biri parantez içine almak zorundasın. Tuzağa düşeceğiniz yerlerden bir tanesi burası. Neden? N'in bir eksiği, n eksi bir, n eksi biri komple çıkarıyorum. N eksi biri komple çıkarıyorsam n eksi bir de komple paranteze almak zorundayım. Buraya kadar var mı soru işareti? Anlamadığımız kısım. Ne yaptım? Şu iki kısmı ben düzgün bir tablo şeklinde bunu ifade edebildim. Şimdi bana bir bilgi verecek. Ne bilgisi verecek? Şimdi buraya kadar bilgileri organize yapabilmemi ölçüyordu. TYT bunu çok yapar. Bilgileri organize olarak ifade edebildim mi? Ettim. Şimdi bana denklem kurabilmem için bir şey söylemiş olması lazım. Onu da burada vermiş. Şurada organize yaz. Şurada organize ol. Burada da denklemi kur sorusudur bu. Denklemi kur. Tam burada. Şimdi aynı sayıda soru çözdüğüne göre kamp kaç gün sürmüştür? Aynı sayıda soru çözmüş hocam. Alp'in çözdüğü soruları topluyorum şimdi. X artı 1 karışmasın diye gün gün ayırayım. X artı 2 artı nokta nokta artı X artı N eksi 1. Bu Alperen'in çözdüğü toplam soru sayısı. Bu kime eşit olacakmış? Bülent'in çözdüğü soru sayısına eşit olacakmış. Bülent'in çözdüğü sorusuna bakıyorum. Y artı Y eksi 1 artı Y eksi 2 artı Y eksi N eksi 1. Bu da hocam kimin? Bülent'in çözdüğü soru sayısı. Hocam bunlar birbirlerine eşitmiş. Doğru mu? Bunlar birbirlerine eşitmiş. Ben de şöyle yaptım şimdi. Madem bunlar birbirlerine eşitler. Şu şekilde gittim. Hocam bunları toplayacağım. Bunları toplamaya da bakayım. Gene sırayla gideyim. Yani düzgün bir şekilde. Önce sadece sol tarafta x'li terimleri toplayayım. X'li terimleri toplarsam kaç tane x var? N tane x var. Niye? Birinci güne bir tane x, ikinci güne bir tane x, üçüncü güne bir tane x, n'inci güne bir tane x. Toplam n tane x var. Bunları topladığın zaman ne kaldı? N tane x kaldı. Toplamadıkları ne kaldı? İkinci terimler. Şunlar. Yani 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta artı n eksi 1 kaldı. Peki diğer tarafa bakıyorum. Hocam aynı hikaye. Y'lerden kaç tane var? N tane var. N çarpı y artı ha artı demeyeyim. Eksi diyeyim. Hep eksi de gitmiş çünkü. Eksi parantezine al şu ikincileri. Eksi parantezine alıyorum. Ne diyeceğim? 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı n eksi 1. Doğru mu? Peki. Şimdi biraz daha gidelim. Kamp kaç gün sürmüştür? Ben n'i arıyorum. N'in kaç olduğunu. Hocam şuradaki toplamanın ne olduğunu biliyorsunuz. Şurada hatırlatmaya çalışayım. En yukarıda. Hocam 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı. Hani ardışık sayı toplamlarında bunu göstermiştim. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı neydi? N çarpı n artı 1 bölü kaç? 2. Yani son terim çarpı bir fazlası bölü 2.
Ben de onu burada kullanacağım. N çarpı x var. 1'den başlamış. Nerede bitmiş? N eksi 1'de. Diyorum ki o zaman son terim N eksi 1 çarpı 1 fazlası N bölü kaç? 2 eşittir. Gel diğer tarafa. N çarpı y zaten var. Eksi parantezinde. 1'den N eksi 1'e kadar. N eksi 1 çarpı N bölü 2. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Bunların hepsinde bir çarpı n var. Gelin bunlardan bir kurtulalım. Şunları bir sadeleştirdim. Peki kalanları yazayım şimdi. Benim derdim n'i bulmak. Bir daha. N'ler bir tarafa, geri kalanların hepsi bir tarafa. Eksi n eksi 1 bölü 2'yi paketle bunun yanına gönder. Ben de öyle yaptım şimdi. Dedim ki hocam burada ne var? N eksi 1 bölü 2 var. Bir tane de buraya artı olarak gelecek. N eksi 1 bölü 2 artı N eksi 1 bölü 2 eşittir. X'i de bu tarafa çek Y'nin yanına. Y eksi X diyebildim. Y eksi X diyebildim. Hocam şunları toplayayım şimdi. Bunları toplarsam ne gelecek? Bunları toplarsam. Şöyle kalem değiştireyim isterseniz. Paydalar aynı ya. N eksi 1 ile N eksi 1'i toplarsan ne yapar? 2 N eksi 2. Bölü 2'yi de çarpı 2 olarak bu tarafa atayım. 2 Y eksi 2 X yapar. Doğru mu? Eksi 2'yi atın hocam sol tarafa. Ne yaptı? O zaman şurada yeni bir sayfa açayım kendime. 2 N eşittir. 2 Y eksi 2 X artı 2. Her tarafı da 2'ye böldüm şimdi. N eşittir. Y eksi X artı 1 aradığımız cevaptır. Yani kaç gün sürmüş? Y eksi X artı 1 gün sürmüştür. Burada var mı soru işareti? Ya da anlamadığımız bir yer? Hocam benim bir sorabilir miyim? Tabii. Hocam ben soruyu biraz farklı çözdüm ama size sormak istiyorum doğru mudur diye. Tamam. O zaman şöyle. Kim konuşuyor? Bir de isim öğreneyim. Emir hocam. Emir. Emir seni bir saniye bekleyeceğim. Alacağım sorunu. Tamam. Bir hatırladım Emir seni. Şey yapacağım. Yani senin sorunu alacağım Emir. Bu çözümle ilgili sorusu olan var mı? Ya da anlamadığımız bir yer. Belki şunu merak edebilirsiniz. Arkadaşlar ya hocam bu kadar uzun bir soru sorar mı ÖSYM? ÖSYM'nin soruları uzun sürmüyor. Onu söyleyeyim size. Ama 10 tane problem sorunuz var arkadaşlar. Bu 10 tane problem sorusundan bir tanesini uzun sormayı tercih edebilirler. Hepsi böyle olmaz ama hani belki 7-8 tanesi standart çözülebilir sorudur ama bir tanesini uzun soracak şekilde yapabilirler. Dolayısıyla mümkündür. Böyle bir şey olmasın. Şimdi kimsenin soracağı bir şey yok. Tek Emir'in fikri var. Emir bu çözümü siliyorum o zaman. Bunun üzerinden bir şey söylemiyorsun. Tamam mı? Evet. Farklı. Tamam. Dinliyoruz seni şimdi. Öyle değer verdim hocam. Böyle soruya tamam. Baktığım biraz uzun geldi bana. Denklem zaten. Tamam. Tamam devam et. Hocam ben Alperen'e 5 verdim. Hı-hı. Bülent'e 4 verdim. Yani ilk gün çözdü soru sayısına. Tamam. Biri bir fazla çözüyormuş. Alperen bir fazla çözüyormuş. Pardon. İşte Bülent'e 5 verdim. Alperen'e de 4 verdim. Yanlış söyledim. Pardon. İşte biri bir fazla çözüyor, biri bir eksik çözüyor. Dur, Alperen'e 5 mi verdin? Fazla olan Bülent tane soru çözmüştür, evet. Tamam, Alperen'e 5, Bülent'e 4 mü verdin? Evet. Sonra? Alperen her öndeki günden bir fazla... Hocam çok pardon, Bülent'e 5 verdim, kusura bakmayın, şimdi yanlış yazmışım ya. Tamam, Alperen'e 4 verdim, tam tersi pardon. Direkt müdahale etmiyorum, sen bir devam et. Alperen 4, Bülent 5. Sonra... Alperen 4, Bülent'e de 5 verdim. Alperen her gün bir önceki günden bir fazla çözüyormuş. İkinci gün 5 tane çözüyor. Hı-hı. Bülent de ikinci gün 4 tane çözüyor. Eşitledin. Evet, şu an eşit oldu. Cevaplardan da hocam baktım hangisi daha mantıklı geliyor diye. İşte sizin çıktığınız cevap buradan da çıkıyor. Şimdi şöyle, Emir'in... Tamam. Çıkıyor böyle tamam. Yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Emir'in bu soruda gittiği yola ben itiraz etmeyeceğim. Çünkü bu şekilde çözmek de mümkündür. Bu şekilde çözmek de mümkündür. Tam söyleyeyim net olarak. Emir bakın değer verme mantığı şu. Ben şunu her zaman söyleyeyim size. Değer verme mantığı
Ancak işe çok hakim insanların yapacağı bir şeydir. Bu da genelde öğretmenlerdir. Değer vermeyle gitmek öğrenci için her zaman bir risktir. Hele bu gerçek TYT sınavı ise arkadaşlar. Ancak bu soruda Emir düzgün şekilde değer verdi. Değer vermenin tek bir kıstası var. Hocam, hiç şey yapmayacaksın. Soruda verilen hiçbir şeyle çelişmeyeceksin. Şimdi Emir şunu yaptı. Alperen ilk gün x tane soru çözmüş ya. Alperen'e ilk gün 5 tane soru vereyim dedi. Bülent de y tane soru çözmüş. 4 tane. Mesela gidip Bülent'e 3 ya da 7 gibi bir şey de demedi. Aradaki farkı 1 vermesi bir avantaj. Neden 1 vermesi bir avantaj? Kopyayı da şuradan çekiyor arkadaşınız. Diyor ki birisi 1 artacakken birisi 1 azalacak ve ben bunları eşitlemek istiyorum. Birinci gün biri 5, biri 4 tane soru çözmüş olsun dedim. Alp ne yapacak? Bir fazla mı? Ha, o zaman tam tersi yapacak. Şöyle verecek. Aynen, tam tersi olacak. Şöyle, Alp'e 4, Bülent'e 5 dedi. Bu birinci gün. Bu birinci gün hocam. İkinci güne baktığımda Alp 5 tane yaptı, Bülent kaça döndü? 4. Toplamları 9. Toplamları 9. Aynı sayıda yaptım mı? Yaptım. O zaman kaç gün sürdü? 2 gün sürdü. Şimdi ben şıklara geliyorum hocam. X'e 4 verdim. Y'ye de geldim. Kaç verdim? 5. Şıkların her birinde geleceğim. X'e 4, Y'ye 5 vereceğim. Hocam 5 eksi 4 eksi 2. 5'ten 4 çıktı. 1, 1'den çıktı. Eksi 1 değil. 2'yi yakalamam lazım yani. B'ye baktım. Y'ye 5 verdim. X'e 4 verdim. 1 çıkardım. 1 eksi 1, 0. Bu da değil. Y eksi X. 5 eksi 4, 1. Bu da değil hocam. Y eksi X artı 1. 5 eksi 4 artı 1, 2. Burada 2'yi yakaladım. Hemen atlamayacağım değişikliktir diye. E'ye de bakacağım. 5 eksi 4 artı 2, 3. Ha, E de olamadı. Cevabın ne olduğunu anlayacağım. D olduğunu anlayacağım. Yalnız değer verirken bir riskiniz var. Bir riskiniz var. O da şu. Değer verdiğinizde verdiğiniz değerler için iki şıkkı aynı bulabilirsiniz. Mesela E şıkkı şöyle olsaydı. Şimdi Y'ye 5, X'e 4 var mı ya? Bir de kaç çıkmasını istiyorum? 2 çıkmasını istiyorum. Şöyle de yapabilirdi hocam. Örneğin 2Y eksi 2X diyebilirdi E şıkkı. Şimdi E şıkkı 2Y eksi 2X deseydi ne olurdu hocam? Y'ye 5 verdin. 2 çarpı 5, 10. X'e 4 verdin. Ha, E şıkkı da 2 çıktı. D şıkkı da ne çıktı? 2 çıktı. O zaman buradan şunu anlarsın. Cevap ya Denizli'dir ya da nedir dersin? E'dir nedir dersin? Ne yapacaksın? Döneceksin. 4 ve 5'in dışında başka değerler verip hadi bir daha baştan başlayacaksın. Gideceksin. Bu da zaman kaybına yol açabilir. Dolayısıyla değer vererek gittiğinizde şansınızın da yaver gitmesi gerekir arkadaşlar. Ama çoktan seçmeli sınav için kullandığımız bir şey midir? Evet, zaman zaman kullandığımız bir şeydir. Riski kabullenmeniz kaydıyla kullanabilirsiniz. Tamam mı Emir? Tamam hocam, teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de sana teşekkür ederim. Peki Pınar, önce sana söz verelim. Hocam ben 34. sayfada 7. soruyla ilgili bir şey sorabilir miyim? Yani hemen. Soruyu çözdüm ama bence B ve D de doğru. Cevap Denizli diyor ama bence Bursa da doğru. Eleyemedim Bursa'yı. 34'ün 7'si için mi konuşuyoruz? Evet. Bir okuyayım soruyu, sonra senin fikrini alalım. Şimdi ne demiş bize? M1 tam sayı olarak verilmiş. Eksi 1 üzeri M kare artı 4 eşittir. Eksi 1 eşitliği verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir çift sayıymış? Söz sende Pınar, ne diyorsun? Yani ben şöyle düşündüm. Şimdi eksi 1'in üzerinde bir sayı var ve sonuç eksi 1 çıkmış. O zaman onun üzerindeki sayı tek sayı. Yani m kare artı 4'e tek sayı dedim. Dur, ben senin dediğini yazayım şimdi. M kare artı 4 tektir dedin. Devam et. Evet, sonra 4'ü öbür tarafa gönderdim ve m kare tek sayı oldu. Yani çift tekten çift çıkınca tek oldu. Hocam buranın çift olduğunu biliyorum. Çifte ne eklersem? Tek eklersem. Doğru mu? O evet. Zaman dedin ki m kare, m karede nasıl bir sayıdır? Tek bir sayıdır. O zaman m de tek oluyor. Tam sayı dediği için evet. M tam sayı demeseydi böyle olmak zorunda değildi ama tam sayı dediği için de m'de ne olacak dedin? Tek olacak dedin. Doğru mu? Tamam. Sonra? Sonra şıklara baktığında yani tek tek denediğimde A, D ve C'yi eledim ama bence B de oluyor. E de oluyor, B de oluyor bence. Şimdi bakayım. Mesela şöyle bir şey yapsam. M'ye 1 versen ne olur? 2 olur. Şıkkında. 2 bölü 2? İnanmıyorum. Tamam hocam. Bu gitti. Bir de hangi şıkkı itiraz etmiştin? Yok pardon. Denizli o zaten doğru cevap. Tamam peki. B'nin... Bir tek B'de sıkıntı vardı. O da gitti şimdi. Evet. Tamam mıyız? Evet.
Peki Pınar. Ama güzel akıl yürütmüşsün. Hani beni ilgilendiren şuraya kadar düzgün gelmendi. Onda düzgün gelmişsin. Aferin. Başka? Hocam aynı sayfada 8. soruya bakabilir miyim? Kim konuşuyor? Ben Yağmur. Yağmur. Peki. Ben şunu sileyim. Hemen altındaki soruya mı bakalım? 8 evet. Doğru mu anladım? Tamam. Evet. Şimdi hocam 8'e bakalım. Alperen gene karşınıza çıktı. Şimdi hocam 8 ne diyor? Alperen bir marketten hepsinin tanesi aynı fiyattan yumurta almış ve aşağıdaki açıklamayı yapmış bize. Aşağıdaki açıklamada neymiş bakıyorum. Yumurtanın tane fiyatı ile aldığım yumurta sayısı ardışık 2 pozitif tam sayıymış. A pozitif tam sayı olduğuna göre Alperen'in ödediği toplam hangisi olamaz? Şimdi hocam bir daha baktım. Alperen bir marketten hepsinin tanesi aynı fiyattan yumurta almış ve açıklamayı yapmıştır. Yumurtanın tane fiyatı ile yumurtanın tane fiyatı diyorum ki bir yumurta kaç lira olduğunu bilmiyorum. X lira olsun. Tane fiyatı ile aldığım yumurta sayısı ardışık 2 pozitif tam sayıymış. Alınan yumurta sayısı ya x artı bir tane de olabilir. X eksi bir tane de olabilir. Ardışık ya hocam. X'ten bir sonraki x artı bir veya x'ten önceki x eksi bir. Bu soru iki senaryodan gidecek. Bunu anladım. A pozitif tam sayı olduğuna göre Alper'in ödediği ücret. Hocam ücret. Şimdi ücret için iki senaryo yazacağım o zaman. Ücret için iki senaryo yazacağım. Şu birinci senaryo mu olsun? Şu birinci senaryo mu olsun? Ücret. Hocam bir yumurta x lira olsun ve x artı bir tane almış olayım. X çarpı x artı bir. Doğru mu? Peki ikinci senaryoya bakayım şimdi. İkinci senaryoya bakayım. Burada ödediğim ücret bir yumurta x lira ama bu sefer x artı bir tane değil de x eksi bir tane alıyorum. Hocam ödenen toplam ücrete bakarsanız ödenen toplam ücret daima bir çift sayıdır. Ardışık iki sayı. Hocam ardışık sayılardan bir tanesi. Mesela x tekse x artı bir ne olmak zorunda? Çift. Yok efendim x çiftse bir sonraki x artı bir tek olmak zorunda. Ardışık iki sayıdan daima bir tanesi tektir, bir tanesi çifttir. Öyle değil mi? Çünkü sayı doğrusuna sayılarımız nasıl gidiyor? Tek çift, tek çift, tek çift vesaire vesaire biçiminde gidiyor. Hocam o zaman ardışık iki sayının çarpımı daima çifttir. Aynı muhabbet burada geçerli. X tekse x eksi bir çifttir. X çiftse x eksi bir tektir. Gene ardışık iki sayının çarpımı çift. Sonuç Alperen'in ödediği ücret daima çifttir. Yani çift bir fiyat ödemiş. Bunu anlıyorum. Ben de şimdi bakayım. Hocam 4A çifttir. 4 çift olduğu için. 2 de çifttir. Çift de çiftin toplamı çift. Bu olabilir. Bu gitti. 6A artı 3. 6A'nın ne olduğunu biliyorum hocam. 6A'nın çift olduğunu biliyorum. Doğru mu? 6A artı 3. Çiftin üstüne tek eklemişsin. Hocam çiftle tekin toplamı nedir? Tektir. Doğru mu? Dolayısıyla B olması mümkün değildir. C maddesine bakalım. Biz diğer şıkları da bir de diyelim şimdi. C maddesine baktım. Hocam 5A artı 1. Bakın 5A tek midir, çift midir bilmiyorum. Katsayısı tek ya. 5A tek de olabilir, 5A çift de olabilir. Eğer A'ya tek bir değer verirsen, A'ya tek değer verdim. 5 de tek, tek de tekin çarpımı tek. Hocam tek artı 1, 1 de tek, tek de tekin toplamı çift. O zaman nedir dedim hocam? Bu olabilir. Kesin bu değil mi? Olabilir ama. Olabilitesi var. Ben kesin olamaz arıyorum. 12A havada karada çifttir. A tam sayı olduğu için. A artı 10. Hocam gene A'ya bağlı. Ben de A'ya çift değer veririm bu sefer. Çiftle onu topladım. Çiftle çiftin toplamı çifttir. Dolayısıyla bu da olabilir. Ama B şıkkının hiçbir şansı yok. A'ya ne verirsen ver. 6A çift, çifte 3 ekledin daima tektir. B şıkkını ödemiş olması mümkün değildir. Tamam hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Burada tamamsak sorusu olan varsa alayım. Görkem söz sende. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor Görkem, duyuyoruz gayet iyi. Ben soracaktım da.
Bakayım bir dakika hocam. Ben 31'de hocam 6. soruyu soracaktım. Bakalım hemen. Sayfa 31 soru. 6 hocam. 6'ya bakalım. Peki. Şaka. Şimdi ne demiş? Bir ressam resimlerini kenar uzunlukları doğal sayı olan dikdörtgen bir çerçeveye koyarak satmaktaymış. Peki. Satış fiyatını çerçevenin alanı olarak belirlemekteymiş. Ha, çok iyi. Örneğin bir ressam bir resmin çerçevesinin boyutları 4'e 5 birimse resmin fiyatı 20 liraymış. İşte hocam diyelim ki yüksekliği 4, eninde 5 santimse 4 çarpı 5 bunun fiyatı 20 lira deyip çıkıyor işin içinden. Peki formülü böyle kurmuş ressam. Bu ressam yaptığı bir resmi çevresi 398 birim olan bir çerçeveye koyduğuna göre bu resmin satışından en çok karşılık kazanabilir. Şimdi hocam ressamın resmini koyduğu çerçeve şu olsun. Yüksekliği x birim olsun. Eni de y birim olsun. Bunun fiyatı belli hocam. Bunun fiyatı x çarpı y. Ve istediği şey şu doğal olarak en çok parayı kazanmak istiyor. X çarpı y yani en fazla kaç lira satış fiyatı belirleyebilir. Peki bana bunun çevresini vermiş. Hocam şimdi dikdörtgenin çevresi bir y altta varsa bir y üstte var. Bir x solda varsa bir x sağda var. O zaman çevre 2x artı 2y yani 2 parantezinde x artı y diyebilirim. 2 parantezinde x artı y bu çevrede ne kadarmış hocam? 398 birimmiş. Geldim her tarafı 2'ye böldüm. 398'de 2'ye nasıl bölerim? Eğer 400 olsaydı hocam bu. 400'ü 2'ye böldüm. 200 yapardı. Ama 398 olduğuna göre 199 dedim. X artı y 199'muş. Şimdi şuna döndü soru. Toplamları 199 olan 2 tane sayının çarpımı en fazla kaç olur? Toplamları 199 olan 2 tane sayının çarpımı en fazla kaç olur? Burada da şöyle bir şey demiştik sizinle. Hangi derste unutmuyorum ama toplamları sabitse çarpımından büyük olması için sayıları birbirlerine en yakın seçmek zorundasın. E şimdi birbirine en yakınsa birbirlerine eşit seçeyim. Birbirlerine eşit seçersem x 199 bölü 2, y de 199 bölü 2 olur. Ama 199 bölü 2 ne değildir hocam? Tam sayı vesaire değildir. Çünkü kenar uzunluklarının doğal sayı her doğal sayıda bir tam sayıdır biliyorsunuz ki. Kenar uzunlukları tam sayı olmuyor. O zaman eşit alamadığıma göre başka türlü yakın almaya çalışayım. Hocam x'i 100, y'yi 99 aldım. Ben yani birbirine en yakın böyle seçebilirim. O zaman x'e 100, y'ye 99 ya da x'e 99, y'ye 100 ver fark etmez. 100 çarpı 99'da kaç? 9900 lira. Demek ki bu ressam kendi resmine, kendi formülüne göre en fazla kaçla fiyat biçebilirmiş? 9900 lira fiyat biçebilirmiş. Anlaştık mı? Hocam. Aha. Şu an hocam cidden çıldırıyorum ya. Bu soruyu nasıl yapamam? Hocam uğraştım hocam. Yemin ederim daha fazla buldum. 9900'den evet. Daha fazla buldum. Sonra dedim ki daha fazlası çıkıyorsa niye bu olsun? Anlamadım. O 9900'den fazlasını bulduysan tam sayı değer vermedin muhtemelen sen. X ve Y'ye. Bilmiyorum hocam. Ama yani çok saçma ya. Tamam. Yok tamam. Şimdi anladıysan problem yok canım. Problem çözüyorsunuz hocam, da. Sağ olun hocam. Daha ne hatalar yapacaksınız önümüzdeki 1,5 yıl boyunca. Hatta 1,5 yıl değil ya. 1,5 yıldan az mı kaldı sizin için? Evet 1,5 yıldan az kaldı yani. Peki ben... Şey eğer kimsenin sorusu yoksa bir soru daha sorabilirim. Tabii sorabilirsin. Var mı acaba sorusu olan? Ya sen sor. Sorusu olan varsa gene el kaldırır ben zaten. Hemen yan sahaftaki 3. soracaktım. Bir dakika. Ben direkt sayfayı göremediğim için. Şöyle yapalım Görkem. Ha 3 şu öyle mi? Evet hocam. Şimdi ne demiş? Tekrar diyorum benim çözeceğim sorularda fikri olan varsa el kaldırıp ben şöyle çözdüm vesaire diyebilir demişken Eylül el kaldırdı. Eylül nasıl gideriz? Merhaba hocam. Merhaba Eylül. Şimdi... Şöyle ben önce yaptım. Soruyu dur ama sana söz verdim de hata yaptım. Önce bir hızlıca okuyayım mı ben soruyu? Ne demiş? Tamam hocam olur. Aşağıdaki ilk satırdan küsür 129 olan eşit bir şekilde artan 3 basamaklı doğal sayılar var. 3'er 3'er artıyormuş. Aslı birinci satırdaki sayıları yazarken Mutlu da arkadaşının yazdığı her sayının altına o sayının rakamlarının kümesini yazıyormuş. 1, 2, 9, 1, 3, 2, 1, 3, 5. Tamam.
Aslı sayıları yazıyormuş. Aslı sayıları yazıyormuş. Mutlu da bunları küme olarak yazıyormuş. Buna göre Mutlu'nun yazacağı kümelerden kaç tanesi bir elemanlı olur? Peki ne dedin Eylül? Hocam şimdi bir kümede 3 tane eleman var. Biz bir eleman istiyorsak mesela 1, 2, 9 yerine 1, 1, 1 olması gerekiyor diye düşündüm. Sonra şimdi bu 3'er 3'er artıyor ve sayılar bundan sonra 111, 333, işte 222 ve 999'a kadar gidebilir. Ama hep 3'ü de aynı sayı olacak. Sonra dedim ki, şimdi benim bu sayıları deneye deneye yaptım. Mesela 111 olmaz çünkü zaten 111 129'dan küçük ve 129'dan başlıyor. Sonra dedim ki mesela 333'ü hani biz ardışık toplamdayken yaptığımız bir formül vardı işte. Biz şey çıkardığımız zaman, yani aslında bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama o sayıdan 129'u çıkardığım zaman ve 3'e böldüğüm zaman tam sayı çıkması gerekiyordu. Doğru, doğru. Ve ben bunu hepsine denedim. Hepsinde 111 haricinde 999'a kadar olan hepsi çıktı. Sonra cevap Denizli oldu. Doğru, Eylül'ün gördüğü doğru. Eylül tabii bir nebze zor bir yerden görmüş. Şöyle ki yapacağım. Şöyle yapacağım. Arkadaşlar bakın şimdi Aslı'nın yazdığı sayılarda bakayım. Ama Eylül'ün çözümü doğrudur, onu söyleyeyim size. Yani düzgün bir akıl yürütme yapmış. Bravo. Şimdi ben Aslı'nın yazmaya devam etsem, 138 desem Mutlu ne olacak? 138 diyecek. Aslı bundan sonra 141 dediğinde Mutlu sadece 14 yazabilecek. Dikkat! 141 yazılamaz. Yani böyle bir küme olmaz. Bu küme falan değildir, onu söyleyeyim size. Bu ne değil? Küme değil. Niye küme değil hocam? Neden böyle dediğimi tahmin ediyorsunuz? Bir kümede bir eleman iki defa falan yazılamaz. Bir kümede bir eleman kaç defa yazılır arkadaşlar? Bir defa yazılır. Bir daha fazla yazılmak mümkün değildir. Ben de şöyle yaptım o zaman. Ben de şöyle yazdım. Mutlu'nun yazacağı kümelerden kaç tanesi bir elemanlı olur? Mesela bakın bu küme iki elemanlıydı. Şimdi Aslı yazmaya devam ediyor. Şimdi o zaman benim ne yapacağım belli. Aslı'nın yazdığı sayılardan bir tanesi 222 olur mu diye bakacağım. Neden 222 olur mu diye bakacağım. Çünkü Aslı 222 derse Mutlu bu kümeye sadece bir tane 2 yazabilir. Çünkü bir eleman birden fazla yazılamaz ya. Dolayısıyla 2 olur. O zaman Mutlu'nun yazacağı kümenin bir elemanlı olması demek Aslı'nın yazdığı sayıların, rakamların birbirlerine eşit olması demektir. Peki 222 Aslı'nın yazdığı bu sayı örüntüsüne uyar mı? Hani Eylül şeyden gitti, terim sayısı formülünden gitti. Hocam şunu dedi, hani 222 son terim olsa 222'den 129'u çıkardım, artış miktarına tam bölünmesi lazım. Doğru ama daha basit olarak şunu görün arkadaşlar. Mesela 129'un rakamlar toplamı kaçtır? 12'dir. 12 3'ün katıdır, bu 3'e bölünür. 132 rakamlar toplamı 6, 6 3'ün katı 3'e bölünür. Aslı hep 3'e bölünen sayıları yazmış. 135, 3'er 3'er de arttırıyorsun ya. Bir kere 3'e bölünen sayı gördün, 3'er 3'er arttıra arttıra gidiyorsun. O yüzden nedir dedim hocam? Aslı hep 3'e bölünen sayılar yazıyor. Hocam 222 3'e bölünür mü? Bal gibi bölünür. Rakamları toplamı 2, 2, 2, 6. 333 3'e bölünür mü? 3, 3, 3, 9. Evet, bu da olur. 444. Hocam bir kere yazdığın rakamların hepsi aynı. Topladığın zaman 3'ün katı çıkacağı da garanti mi? Garanti. O zaman 555, 666, 777, 888, 999 olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 8 tane sayı yaparsanız doğrudur arkadaşlar. Peki. Şimdi şöyle yapalım. Bir ara verelim arkadaşlar sizinle. Şunu bir ben şöyle kapatayım. Bir ara ver. Dersinde tahtaya 3 basamaklı sayılarla yapılacak olan işte bir toplama işlemini yazdıktan sonra öğrencilere bu toplama işleminde birler basamağındaki rakamların toplamı 24. Onlar basamağındaki rakam toplamı 38. Yüzlerdekinin de toplamı 46 olarak bilgi vermiş. Buna göre bu toplama işleminin nesini istemiş benden? Sonucunu istemiş. Kaç diye. Ben de toplama işlemini hocam yapmaya başladım. Önce toplama işlemi yaparken kimleri toplayacağım? Birler basamağını toplayacağım. Birler basamağındaki rakamların toplamı 24'müş. O zaman buraya 4 yazacağım. 24'ün 4'ünü yazacağım. Elde var kaçtır diyeceğim? 2. Sonra geleceğim onlar basamağını toplayacağım. Onlar basamağının toplamı kaçmış? 38. Ama 2 de elde var. Etti 40.
40'ın 0'ını yazdım. Elde var 2 değil, elde var kaç? 4. Yüzler basamağını topladım. 46'ymış, elde var 4. Topladım. 50 etti. 50'yi de olduğu gibi yazdım. Aradığım toplam kaçmış arkadaşlar o zaman? 5004. Aradığımız cevap buymuş. Şimdi tamamsak burada. Devam edelim biz. Şurayı sildik. 7'ye bakalım arkadaşlar. Şimdi 7 ne demiş? Yukarıda 2 tane çıkarma işlemi verilmiş. Birinci işleme göre ikinci işlemin sonucunu istiyor. Nedir diye. Yani birinci işlemden A, B, C, D'yi bulacaksın. Peki ben de A, B, C, D'yi bulmak için şunu yapıyorum. Şundan şu çıkarsa bu kalır diye düşünmüyorum da hocam çözümleme yapıyorum. Yukarıya baktım. Yukarıda 100 tane A var. A'lardan başlayayım. Aşağıda hiç A'lı bir şey yok. O zaman çıkarma yaparsam bu 100 tane A elinde kalacak. Yukarıda 10 tane B var. Aşağıda 100 tane burada var. Yüzler basamağında. 10 tane de onlar basamağı var. 110 tane B var. Hocam yukarıda 10 tane B vardı. Aşağıda da 110 tane B vardı. 10 tane B'den 110 tane B'yi çıkarırsan ne kalacak? Eksi 100 tane B kalacak. Yukarıda bir tane C var. Aşağıda C yok. Çıkarınca artı bir tane C kalır. Aşağıda bir tane D var. Yukarıda hiç D yok. Sıfır tane D'den bir tane D'yi çıkardın. Eksi D. Bunların sonucu da kaça eşitmiş? 394'e eşitmiş arkadaşlar. Peki. Devam ettim şimdi. Şunları 100 parantezine alayım dedim. 100 parantezinde A eksi B artı C eksi D kaça eşitmiş? 394'e eşitmiş. Şimdi 394'e gitmek için ben değer vereceğim buradaki ifadelere. Şöyle A eksi B'ye komple, yani A eksi B'ye 3 versem kurtarır mı? Kurtarmaz. Neden A eksi B'ye 3 versem kurtarmaz? Hocam burası 300. Burası 300 olduktan sonra buraya 94. İki rakam bunlar hocam sonuçta. İki rakamın farkı da 94 olamaz. Rakamlardan birine en fazla 9 verirsin, birine 0 verirsin. Fark 0 olur, başka da olmaz. O yüzden 94 gibi bir şey olması mümkün değil. O zaman gel düzelt kendini. A eksi B'ye 4 vereyim şimdi. A eksi B'ye 4 verirsem 100 ile 4'ü çarptım. Burası kaç yaptı? 400 yaptı. Benim kaça gitmem lazım? 394'e gitmem lazım. O zaman C eksi D'nin eksi 6 olması gerekir. Hocam C eksi D'nin eksi 6 olması her tarafı eksiyle çarp. D eksi C'nin artı olması demektir. Her tarafı eksi 1 ile çarparsam. Rakamları farkı 6 olan rakamlar, yani kendilerinin farkı 6 olan rakamlar var mıdır? Vardır. İşte hocam 7'ye 1, 8'e 2, 9'a 3 gibi değerler verebilirsin. Bu olanaklı. O zaman buradan şunu anladım. Buradan şunu anladım. Dedim ki A eksi B 4'müş. Önce bir bunu anladım. Başka neyi anladım bir de hocam? D eksi C'de kaçmış? 6'ymış. Tabii şunlar silinmezse iyi olur. D eksi C 6, A eksi B 4'müş. Bunlar cepte kalsın. Bunları yakaladım. Şimdi ikinci işleme bakıyorum. Çıkarma işlemini yapıyorum hocam. Burada 10 tane A var. Başka aşağıda A yok. Onlar basamağına bak. B var. 10 A'dan 10 B'yi çıkarıyorum. Bu işlemi yapıyorum. 10 A eksi 10 B. Devam ediyorum. Yukarıda ne var? Şimdi bir tane D var, bir tane C var. Bir tane D'den de bir tane C çıkaracağım. Peki. Devam edeyim şimdi. 10 parantezine alayım hocam burayı. 10 parantezinde ne? A eksi B artı D eksi C. Buna dikkat edersen bu var elinde. Zaten ne var? A eksi B'nin kaç olduğunu biliyorsun zaten. A eksi B'nin 4 olduğunu biliyorsun. D eksi C, D eksi C'nin de 6 olduğunu biliyorsun. 10 çarpı 4, 40 artı 6. Bunu da topladım. Kaç yaptı? 46. Aradığımız doğru cevaptır arkadaşlar. Burada var mı aklımıza yatmayan bir yer ya da anlamadığımız bir taraf? Peki. Hmm. 8'e bakalım arkadaşlar, 8. soruya. Şimdi ne demiş bize? 3 basamaklı A, B, C ve 1, 2, 3 sayıların çarpmak isteyen Nermin ve Cansu işte işlemlerini yapmışlar. Buna göre Cansu'nun yaptığı yanlış çarpma işleminin sonucunu Nermin'in bulması için A, B, C 3 basamaklı sayısını hangi sayı ile çarpmalıdır? Bizden bunu istemiş. Ben de şunu yaptım şimdi.
Ben de şunu yaptım. Hocam dedik ki önce çarpmayı yapalım şimdi. Cansu'nun yaptığı yanlış çarpma işleminin sonucunu Nermin'in bulması için ABC'yi kimle çarpmalıdır? Ben bir tane sayı arıyorum. Peki. Türkçesini yazıyorum. ABC ile bir sayıyı çarpacağım. Bunun sonucu hocam Cansu'nun yanlış sonucunu verecek. Cansu'nun yanlış sonucunu bulacaksın. Bu soru senden bunu istiyor. Geldim. Türkçe olarak yazdım. Devam ettim şimdi. Dedim ki hocam şu çarpma işlemini yapalım. İlkokuldan beri bildiğiniz ama o kadar çok bildiğiniz için unuttuğunuz bir şey var arkadaşlar. Onu söyleyeceğim şimdi size. Bu çarpmaları yaptığınızda bunların altını hep sıfırla dolduruyorsunuz. Yani boş olan yerler kimle dolduruluyor? Sıfırla dolduruluyor ki toplama yapılabilsin, öyle değil mi? Ben de şimdi bakıyorum çarpmayı yapmaya nasıl başlıyorum? 3 ile ABC'yi çarpıyorum. 3 ile ABC'nin çarpımı birinci satırın sonucu. İkinci satıra geliyorum şimdi. Hocam 2 ile ABC'yi çarpıyorum. Şimdi çok dikkat. 2 ile geliyorum, neyi çarpıyorum? ABC'yi çarpıyorum. Tamam. Yalnız bunun sonuna bir tane sıfır eklediğin için 2 ile değil kaçla çarpmış oluyorsun? 20 ile çarpmış oluyorsun. Çarpma algoritması böyle ilerliyor. Peki sol tarafa yazdığın sıfırların bir önemi var mı? Hayır efendim, yok. Biliyorsunuz ki bir sayının sol tarafına sıfır yazmanız o sayının değerini değiştirmez. 0,12. Ama bir sayının sağ tarafına sıfır yazmanız o sayının değerini değiştirir. Üçüncü satır için ne yapıyorum? 1 ile ABC'yi çarpıyorum. Şunu şöyle yazayım bir daha. Burası 20 ABC yaptı. Üçüncü satıra bakıyorum. 1 ile ABC'yi çarpıyorum. Bir tane ABC. Ama bunun sonuna kaç tane sıfır eklemişim? 2 tane. O yüzden 100 ABC demektir. Bunları topladığınız zaman, hani bunları toplamış ya, bunları topladığınız zaman ne bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar? 100 tane, 20 tane, 3 tane, 123 tane ABC. Zaten sonuç 123 çarpı ABC olacaktı. Çarpma algoritmasını hatırlattım size. Şimdi hocam Cansu ne yapmış ona bakalım. Cansu'nun şu sıfırlarını bir ekleyelim şuraya. Şunu yaptım ben de şimdi arkadaşlar. Çarpmayı yapıyorum. Önce 3 ile ABC'yi çarpıyorum. 3 çarpı ABC diyorum. Sonuna 2 tane sıfır yaptığım için burası 300 çarpı ABC'dir. Doğru mu? İkinci satır 2 çarpı ABC'dir. Ama sonuna bir tane sıfır attığım için 20 çarpı ABC. Geldim. Sonuncusu 1 çarpı ABC'dir. Sonuna hiç sıfır atmadığım için de bunun değeri değişmeyecek. Bunların hepsini topladım. Kaç yaptı? 321 ABC. Ben tam bunu arıyordum işte. Cansu'nun yanlış sonucu. Demek ki Nermin şunu yapacak. ABC sayısıyla hangi sayıyı çarpacak bilmiyorum. X sayısı dedim ona. X sayısı olsun. X sayısıyla çarptığında bu Cansu'nun yanlış sonucuna eşit olacakmış. Yani 321 çarpı ABC'ye eşit olacakmış. ABC'leri sadeleştirdim. X buradan kaç çıktı arkadaşlar? 321 çıktı. O zaman Nermin 321 ile çarparsa Cansu'nun yanlış yaptığı sonuca ulaşırmış. Var mı burada sorusu olan? Peki. Peki beyler, bayanlar. Şimdi şöyle yapacağım. 9. soruyu size ödev bırakacağım arkadaşlar. Kendi uğraşmanızı istiyorum. 9 size ödev. Biz 10. sorudan devam edelim şimdi. Şimdi demiş hocam, rakamları farklı birler ve yüzler basamağının aritmetik ortalaması onlar basamağına eşit olan 3 basamaklı doğal aritmetik sayı denir. Bir tane tanım vermiş. Bunu ÖSYM çok yapar. Seviyor böyle sorular. Yani illa sayı şart değil ama işte bir tanım veriyor. Bu tanıma göre şunlar doğru mudur? Bu tanıma göre bu böyle midir? Şu böyle midir? Tarzı şeyler soruyor. Şimdi hocam aritmetik sayı tanımını vermiş. Buna göre 500'den küçük kaç aritmetik sayı vardır? Benim size tavsiyem şu, böyle bu sorularda birden hemen paldır küldür kolları sıvayıp çözüme geçmek yerine
Bu tanımı kafanızda somutlaştırın. Bu tanımı somutlaştır. İlk yapacağın şey bu olacak. Ne demek bu tanımı somutlaştır? Hocam şunu yapman gerekiyor. Şunu yapman gerekiyor. İşte efendim soru da buna uygun. Soru da buna uygun. Yani soruda verilen tanıma uygun bir sayı inşa etmeye çalış kendin. Ne sorduğunu o şekilde bir somutlaştırmaya çalış kendi kafanda. Ben de şunu yaptım şimdi. Hocam tanıma bir daha bakayım. Rakamların farklı olacak. Birler ve yüzler basamağının aritmetik ortalaması. Şimdi ABC sayısı alayım. Birler ve yüzler basamağının aritmetik ortalaması A artı C bölü 2'dir. Bu onlar basamağına eşit olacakmış. B'ye eşit olacakmış. Yani A artı C kime eşit olmalıymış arkadaşlar? 2B'ye eşit olmalıymış. Doğru mu? A artı C 2B'ye eşit olmalıymış. Eğer bu koşulu sağlıyorsan, ABC sayısına, ABC sayısı nasıl bir sayıdır diyorsun? Aritmetik sayıdır diyorsun. Bakayım hocam şimdi. Mesela A ile C'nin toplamı ortadakinin iki katı olacakmış. Ortadakinin iki katı ya. Ben de ortadakine değer veriyorum. Atıyorum kafadan B'ye 4 verdim. B'ye 4 verdim. Ortadakinin 2 katı. 4'ün 2 katı 8. Toplamları 8 olan kim var mesela? 7'ye 1 desem olur mu? Olur. Bakıyorum 7 ile 1'in toplamı 8. 4'ün kaç katı? 2 katı. Bu olur. Peki başka 8 elde edemez miyim? Ederim tabii. 6'ya 2. Bu da olur. Başka? Hocam 5'e 3. 543. Bu da olur. Başka? Burası 4 iken peki 444 olur mu? 444 olamaz efendim. Tanımın başında söylemiş. Nedir diyor? Rakamları farklıdır diyor. Peki 543 oluyorsa 345 olamaz mı? Olur tabii. Bunların toplamı 8 yapsın. Bu bundan büyük, şu şundan küçük dememiş ki. Biriler onlar basamağından büyük de olabilir, küçük de olabilir. Başka? O zaman 246 da olur. O zaman 147 de olur. Öyle değil mi? Mesela misal olarak bu şekilde gidebildim. O zaman bu burada anlaşıldıysa, ben şimdi A, B, C sayılarını yazmaya gayret edeceğim. Nasıl yazmaya gayret edeceğim? Hocam B'ye değer vererek gitmeye çalışacağım. Hiçbir şeyi de atlamayalım. Gelin B'ye 0 verelim. B'ye 0 verirsem kaç yapar bu? B'ye 0 verirsem kaç yapar? A artı C 0 yapmak zorunda. A artı 2 veya. İyi de A artı C 0 olacaksa A ve C 0 olmak zorunda. Bu 3 basamaklı sayı olmaz. Geç. B'ye 0 veremiyorsun. B'ye 1 versen olur mu? B'ye 1 versen A artı C 2 yapacak. A artı C 2 yapacaksa A'ya 2, C'ye 0 verebilirsin. Olur. B 1 iken A'ya 1, C'ye 1 veremezsin. B 1 iken A'ya 0, C'ye 2 veremezsin. Yani bu 2 yaz, A'yı azalttım. 1 verdim. Olmadı. 0 verdim. Gene olmadı. Buradan bir tane çıktı mı? Çıktı. Peki. Gel şimdi A, B, C'ye. B'ye 2 ver. B'ye 2 verirsen A artı C toplamı 4 olacak. Hocam 4'e 0'ı hemen dersin, 3'e 1 dersin, 2'ye 2 diyemezsin, 1'e 3 dersin, 0'a 4 de diyemezsin. Hep 2 iken. Şunu alamadın, şunu alamadın. Burada bir tane sayı vardı. Bunları not edeyim altına. Burada bir tane sayı vardı. Burada kaç tane sayı yakaladım? 3 tane sayı yakaladım. Peki B'ye 3 verirsem, acaba bir örüntü yakalayabilecek miyim diye bakıyorum. B'ye 3 verirsen A artı C toplamı 6 yapacak. 6'ya 0 olur. 5'e 1 olur. 4'e 2 olur. 3'e 3 olmaz. 2'ye 4 olur. 1'e 5 olur. Başka da olmaz. Ortada hep 3 var yazmasam da. Hocam 1, 2, 3, 4, 5. Acaba 2'şer 2'şer artıyor mu diye şüphelendim. Bakayım. A, B, C 4 versem şimdi. Dilara dinliyoruz seni. Hocam 500'den küçük dediği için 630'u alamayız ki. 630 neden alamam bir daha? 500'den küçük diyor çünkü. Ha şu koşul var. 500'den küçük diyor. Aferin Dilara. Ben direkt buraya baktığım için soruya bakmadım. Dolayısıyla 630'u sildim. 531'i de sileceğim hocam o zaman doğru mu? Çünkü 500'den küçük değil. O evet. Zaman burada elimde kaç tane kaldı? 3 tane. Yani Dilara çok iyi yerde uyardı bizi. Burada da 3 tane aldım. Hocam B 4 ise toplamları 8 yapacak. Ya toplamları 8 yapacaksa, kime alabilirim bir kere? Hocam burası 5 ise burası kaç?
3. Bunu alma hakkın var mı? Var tabii. Başka? Hocam buraya 4 dersen burası 4 olacak ama bunları alma hakkın yoktur. Geçtim onu. Daha sonra burası 3 ise burası 5 olur. 2 ise 6. 1 ise de kaç? 7. Doğru mu? Bunu alabilirim. Dolayısıyla buradan kaç tane yakaladım? Hani ortaları hep 4. 1, 2, 3, 4 tane yakaladım, öyle değil mi? Peki devam ettim hocam sonra. ABC B'nin 5 olduğu durum için bakarsam. Hocam toplamları 10 yapacak. Toplamları 10 yapacaksa hocam 4'e 6 500'den küçük olacak ya. 5 olamaz. Başka? 3'e şu 543'ü sildik. Doğru. Aşağıdan geri yazarak uyardı ama çok hızlı geçti. Buraya 3 tanedir dedim. Bir kere 500'den küçük olacak. Hep atladığım koşul şu. 456 olur hocam. Başka? 5'ken toplamları 10 olacak ya. 3'e 7 olur. Başka? 2'ye 8 olur. Başka? 1'e 9 olur. Başka da olmaz. Buradan da kaç tane yakaladım? 4 tane yakaladım. Hocam geldim şimdi şuraya. Şunların anlaşıldığını varsayıyorum. Şurada kendimize bir yer açalım. B'ye kaç vereceğim bu sefer? 6 vereceğim. B'ye 6 verirsem kaç tane olduğunu göreceğim şimdi. Hocam A, B, C şuraya. B'ye 6 verdim. 12 yapacak. 12 yapacaksa kaça kaç diye başlayabilirim. 3'e 9. 500'den küçük olacak ya. İşte efendim kaça kaç? 4'e 8. Bunu söyleyebilirim. Ya 5'e 7 diyemem. 500'den küçük yapmazsın o zaman, öyle değil mi? A'ya da 2 de veremem. Buradan da kaç tane yakaladım? 2 tane yakaladım. Doğru mu? Peki herhalde bundan sonra hiç yakalayamayacağım. B'ye 7 verirsen ne olacak? Toplamları 14 olacak. Hocam A artı C toplamı 14 olacak. Hem de 500'den küçük olacak. 500'den küçük olacak hocam. 4 ile başlasam bile C'ye 10 vermek zorunda kalırsın ki C bir rakam. 10 veremezsin. 7 ve yukarısı yok. Kaç tane yaptı hocam? Toplayayım. 1, 3 daha 4, 3 daha 7, 3 daha 10, 4 daha 14, 2 daha 16. Toplam kaç tane böyle aritmetik sayı yazabilir misiniz arkadaşlar? 16 tane aritmetik sayı yazabilme hakkınız varmış. Burada eğer tamamsak geçtik arkadaşlar bu soruyu. Hocam. Efendim. Hocam. Efendim. O soruda hocam birler bas şey tekrar dönebilir misiniz? Bir şey soruyorum. Dinliyorum. Hocam hani ortası bir olanlara yazdık. Ortası bir olanlara sadece bir tane bulduk ya. Evet. Ama 3 ile 0'ın toplamı da 1. Yani 1'e bölünür 3. Bir dakika Görkem. B'ye 1 verdim, doğru mu? A ile C'nin toplamının 2 olmasını istemiyor muyum? 2. 2 olmasını istiyorum. Ha, tamam. Dolayısıyla 2'ye 0. 3'e 0 versem 3 yapar bu sefer. Tamam? Tamam hocam. Hı hı. Şimdi geçtik. Kaça geldik arkadaşlar? 11. Hani benim dersime giren öğrenciler bilirler. Sıklıkla söylüyorum. Bir daha söyleyeyim. Sınırsız defa hata yapma hakkınız var. Tamam mıyız? Hata yapmadan matematik öğrenilmez. Ne kadar çok hata yaparsan o kadar çok öğreniyorum demektir. Hiç hata yapmıyorsan da çalışmıyorsun demektir. Ancak çalışmayan insanlar hata yapmazlar. Soru çözmüyor çünkü. Doğru, o şekilde olur. Hatasız olmak mümkün değil. Bol bol hata yapan öğreniyorum mesajı verir. Düzgün şekilde ilerler. Hata yapmaktan hiçbir şekilde korkmayacaksınız arkadaşlar. 11. 2 basamaklı 21 ve 38 sayılarını birleştirdiğimizde 4 basamaklı 21, 38 ve 38, 21 sayılarını elde ederiz. Peki. Kamil yani 21 ile 38'i bir böyle araya getirdi. Bir de bunları böyle, yani bir soldan bir sağdan birleştirdi bunları. Tamam. Kamil 1'i 2, diğeri 3 basamaklı olan 2 doğal sayı birleşik 1 basamaklı A3, 6, BA sayısını elde ediyormuş. Peki. Biri 2 basamaklıymış, diğeri de 3 basamaklıymış. Tamam. Kamil'in birleştirdiği iki sayının toplamı 500 olduğuna göre neyi istiyor benden? B'yi istiyor. Şimdi hocam Kamil'in birleştirdiği sayı için senaryolardan birisi şudur. A3'e 6BA'dır. Yani bir A3 sayısını bir de 6BA sayısını birleşmiş olabilir ama
Böyle bir şey mümkün değil. Hocam bu ikisinin toplamı 500 diyor. Bu ikisinin toplamı 500 olamaz ki. Bu zaten bir kere 600'lü bir sayı. Bu nasıl bir sayı? 600'lü sayı. Bir de üstüne bir şey ekliyorsun, sonuç 500'ü geçer. Öyle bir şey olamaz. O zaman şu senaryoya geliyorsun hemen. Hemen şu senaryoya geliyorsun. Diyorsun ki ha, o zaman ilk sayı 3 basamaklı. Yani A36 BA. BA da hocam bizim için 2 basamaklı. Ben de dedim ki hocam şöyle yaptım şimdi. A36 ile BA'nın toplamı 500. Ha, bu olabilir işte. Ben de bakıyorum şimdi, çözümleme yapıyorum. Burada 100 tane A var. Burada 1 tane A var. 101 tane A. Artı burada 30 var. Burada 10B var. 30 artı 10B. Onlar basamağını yazdım. Burada birler basamağında 6 var. 6 topladın. 500 yaptı. Şimdi bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa mantığıyla hareket edelim. 101A burada var. Artı 10B burada var. 30 burada var hocam. 6 da burada var. Etti mi 36? 500'den de 36'yı çıkardım. Burası da kaç yaptı? 464 yaptı. Ben şimdi A ile B ile oynayacağım. A'ya B'ye değer vereceğim. 464'ü bulmaya çalışacağım. A'ya 4 verdim. A'ya 4 verdim. Kaç yaptı? 404 yaptı. Doğru mu? 10A, 10B'nin 60 olması lazım. O zaman B'ye de 6 vermem gerekiyor. Demek ki A4, B6'ymış. Soru ne rica ediyor benden? B'yi rica ediyor arkadaşlar. B'nin de kaç olduğunu anladım. 6 olduğunu anladım. Burada var mı soru işareti? Ya da anlamadığımız bir yer? Peki. Güzel. Geçtik değerli üniversite aday adayları. Şimdi 12'ye bakalım. 12 ne demiş bize? KLM ve N 0'dan farklı birer rakam ve KLM N 4 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. İşte sola ok, sağa ok, bir de çift yönlü ok diyeyim bunlara. Sembolleri kullanarak eşitlikleri tanımlanıyor. Tanım sorusu gene. Tanım sorusu. Bu tanım sorusunu ne yapmam lazım? Kendim somutlaştırmadan soruya geçmeyeceğim. Mesela KLMN'ye baktım. Sola doğru ok yaptığında LMNK olmuş. Mesela hemen deneyeyim. 1234 demiş olayım KLMN'ye. Bir anlamaya çalışıyorum. LMNK. Yani KLMN şu ya. LMNK ne olacak hocam o zaman? 2, 3, 4, 1. 2341. Ha, ne yaptığını anladım hocam. Ne yapmış bu? Tıpkı şunu düşün. Kuvvet uyguluyorsun bu sayıya. Hocam bu sayıyı geliyorsun, sola doğru itekliyorsun. Sola doğru iteklediğinde, şurada da bir duvar var gibi düşün. Sola doğru itekledin, bu 40 başa gelecek hemen. 2, 3, 4, 1 yapacak. Bir daha sola doğru iteklesen 2 başa gelecek. 3, 4, 1, 2 gibi alacak. O zaman ben diyeyim ki bu simge şu anlama geliyor. Zihnim şöyle kodlayacağım, çözümlesin bunu. Bir kere sola kaydır. Peki. Bu da sağa doğru çekmiş. Acaba bu da bir kere sağa doğru mu kaydırmak? Bu, sen bunu bir kere sağa doğru kaydırsan sıkışan ne başa gelecek? Ne başa gelecek? Şuradan silinecek. N, K, L, M. Bakıyorum N, K, L, M. Ha. Bunu da doğru çözümleyebildim o zaman zihnimde. Bu da neymiş hocam? Bir kere sağa kaydır. Peki. KLM'ye ne yapmış? Bu hem sola hem sağa mı kaydıracak? Ne yapacak yani? LKNM demiş. Ha. Hocam buradan da şunu anladım. Bak, ikiye bölmüş sayıyı. KL'yi yer değiştirmiş. LK yapmış. MN'yi de yer değiştirmiş. NM yapmış. Buradan da şunu anladım. Atıyorum kafadan. 5378 olsun. Sen bunu çift yönlü ok uygularsan. Böl ortadan ikiye. 53 yerine 35 yaz. 78 nerede? 87 yaz. 3587 oluyormuş. Bunu anladım. Peki. Bunları anladıktan sonra artık burayı okumaya hakkım var. A3BC'yi sola kaydır. 2C9D'yi, pardon, A3BC'yi sağa kaydır. 2C9D'yi sola kaydır. Bunlar eşitken birbirine, ABCD'yi sol ve sağa kaydırırsan, yani ikiye bölüp sol ve sağa kaydırırsan ne bulursun diyor. Peki ben şu A3BC'ye bakıyorum. Bunu sola kaydırıyorum ya. En sondaki 5 başa gelecek. Yani 5A 3B.
Bunu da sola kaydırıyorsam 2 en başa gelecek ya da en sona gidecek. C9D2 olacak, öyle değil mi? Peki. Şimdi bakıyorum, bu soldaki sayı 5000'li sayı. Bu da 4 basamaklı bir sayı. O zaman C5 olmak zorunda. Yüzler basamağında 9 varsa bunun da yüzler basamağında 9 olacak. İki sayı birbirine aynı sayıysa karşılıklı basamaklarda da aynı rakamlar bulunmak zorunda. Hocam burada 3 varsa D'de kaç bulunacak? 3 bulunacak. Burada da B'de kaç bulunacak? 2 bulunacak. O zaman bizim sayımız A, B, C, D yazıyorum şimdi. A dediğim 9'muş. B dediğim 2'ymiş. C dediğim 5'miş. D dediğim kaçmış? 3'müş. 9253. Bunu hangi formülde uygulayacaksın? Bunu. Nasıldı bu formül? Bunu ortadan 2'ye böl. 92'yi yer değiştir hocam. 29. 53. 53'ü yer değiştir. 35 derseniz tamam olur. O zaman 2935 bizim aradığımız hocam doğru cevapmış. Ekranın şöyle yaparsam olacak galiba. 2935 bizim aradığımız doğru cevapmış. Var mı soru işareti burada ya da anlamadığımız bir yer? Peki. Şimdi burada tamamsak arkadaşlar, geçtik bunu. Bakalım. Aşağıda verilen 3x3'lük tablonun her karesine 1'den 9'a kadar rakamlarından biri farklı biri yazılacakmış. Peki. 4 kareye şekilde görünen rakamlar yazılmıştır. 1, 4, 6, 7 yazmış. 1, 4, 6, 7 yazmış. Peki. Tablo doldurulduktan sonra her satırdaki rakamlar soldan sağa doğru yan yana dizildiğinde oluşan 3 basamaklı sayılar yukarıda gösterilmiştir. Hocam işte şu A, B, C'ymiş. Şurası D, E, F'ymiş. Şurası da X, Y, Z'ymiş. Çünkü ne diyor? Tablodan sonra her sayıdaki rakamlar soldan sağa doğru yani dizildiğinde oluşan şuraklar gösterilmiş. Peki. A, B, C ile D, E, F'nin toplamı üstteki ile alttakinin toplamı da kimi veriyormuş? Yani ilk iki satırın toplamı üçüncü satırı veriyormuş. Peki. Mavi renkli kareye yazılacak rakamın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır demiş bize, öyle değil mi? Peki hocam. Ben de şimdi bakın. Size biraz zaman vereyim isterseniz. Hani kopyayı nereden çekersiniz bu soruda? Ben direkt size söylemeyeyim de. Bir çok kısa yani bir 15-20 saniyeye kadar vakit vereceğim. Aklınıza bir şey geliyorsa benimle paylaşın diye arkadaşlar. Doğruluğu ya da yanlışlığı önemli değil. Nereden başlarsınız bu soruya? Karenin neresinden? Çok alenidir. Ben söyleyebilir miyim? Tabii. Ortası 5 olmak zorunda. Çünkü 4 ile neyi toplarsak toplayalım 1 geliyor. Kalan olarak. Bir dakika, Hikmet şurayı mı söylüyorsun 5 olmalıdır diye? Evet. Ha, nedenini bir daha söyler misin? 4 ile hangi rakamı toplarsak toplayalım kalan ya yani artan 1 olacağı için yani 4 falan veremiyoruz. O yüzden 5 olmak zorunda. Mesela buraya 2 veremiyor muyum Hikmet? Ha, orayı 2 veririz ama orası 5 olmak zorunda. 7'yi sağlaması için. Ya ben şunu anlayamam. Mesela 2 verdim. Mesela 2 veremedim de buraya işte. Kaç vermiş olayım diyelim ki? 3. Ha. Ya 3 versem burada 7 yapacak. Olmayacak. Peki 5'i buraya versem olmaz mı Hikmet? Yani şurada seni demeye, çürütmeye çalışıyorum. Buraya 5 versem yürüyemiyor muyum buradan? Hocam buraya 5 verirsek 7'yi sağlamıyor. Hocam ya yani... buraya... 4 ile neyi toplarsak toplayalım 1 artı 1 tamam, olarak geçeceği için. Dediğin doğru, tamam. Hani ilk etapta direkt bunu nasıl görüyorsun diye merak ettim. Halbuki verirsem buradakilerin sağlayamıyorsun ama ben gene de başka bir yerden başlamamız gerekir diye düşünüyordum da buradan 5'ten başladın. Tamam, devam et sonra. Sonra hocam 4'ü 10'un üzerine çıkaracak rakamları verebiliyoruz elimizde olan. Tamam. Onlar da 8 ve 9 oluyor sadece. Zaten 6 ve 7 veremiyorum kullanmadığım için. 8 versen buraya dedin. 8, 4, 12. Elde var kaç yaptı bizim için? 1, 1, 5, 6, 7. Doğru. Sonra? Sonra işte hocam deneye deneye. Daha tam bitirmedim o kısmı. Peki. Ya şöyle Hikmet, gidiş yolun doğru. Gidiş yolun doğru. Ama başka bir yerden başlasan daha kısa sürede çıkacaktın. Konurhalp söz sende. Hikmet teşekkür ettim. Konurhalp gel bakalım. A ile 6'yı toplayınca
9, yani en büyük rakam olan 9'a eşit olabilir. O yüzden A en fazla 3 olabilir, 2 de olabilir ama 1 olamaz. O yüzden 3 ve 2 olabilir diye düşündüm sol üst. Ha, şimdi buraya durduk. Bakın hocam, şuradan başlamak doğru Hamdi. Doğru. Yani Hikmet'inki de doğruydu zaten de biraz daha kısa vakit aldıracak. Şöyle ki. Arkadaşlar bakın, bu 3 basamaklı bir sayı. Bu da 3 basamaklı bir sayı. Bu 600'lü bir sayı. 600'lü bir sayıya 3 basamaklı bir sayı ekliyorsun. Sonuç gene 3 basamaklı. 1000'i geçemiyorsun demektir bu. 3 basamaklı 1000'i geçemiyorsun. 1000'i geçemiyorsan burası 3 olabilir. Doğru mu? 600'lü 300'lü bir şeyi topluyorsun. Burası 2 olabilir. 600'lü 200'lü bir şeyi topluyorsun. Burası 1 olamaz. Niye? 1 zaten yan tarafında kullanmış. O zaman 2 seçenek var diyor Konurat. Ya ben buraya 3 verirsem bura 9'lu bir şey olabilir. Başka? Buraya 2 verirsem buraya 8'li bir şey yapabilirim. O zaman bu mavi dediğim yere bir 9 gelirmiş, bir 8 gelirmiş. Bunun da değerler toplamı 9 artı 8'den kaç çıkar direkt? 12 çıkar derseniz en kısa şekilde çözüme gidersiniz. Konurat, teşekkür ettim düşüncen için. Burada var mı arkadaşlar başka sorusu olan? Peki. Geçtik bunu. Hocam 14'e bakalım şimdi. 14 için gene çok kısa zaman vereceğim. Ben soruyu yavaş yavaş okuyayım. Biraz yavaş okuyayım. Size bir düşünme vakti kalsın. Fikri olan varsa gene el kaldırabilir. Şimdi Alaaddin ilk santim uzunluğundaki bir çıtayı 4 parçaya bölmüştür. Peki. Her bir parçanın uzunluğunu cetvelle ölçüp çıkan değerleri de boş kağıda yazmıştır. Bu da peki. Alaaddin kağıda 40'tan büyük 4 tane 2 basamaklı doğal sayı yazmıştır. Alaaddin kağıda 40'tan büyük 4 tane 2 basamaklı doğal sayı yazmıştır. Hocam bir kere Alaaddin'in yazdıkları şöyle. Çözmeyeceğim onu söyleyeyim. Organize gidin diye. Hani şimdi çözmeyeceğim. Fikri olan varsa dinleyeceğim. Organize gideyim diye şöyle yaptım. 4 tane parça var. 2 tanesi 40'tan büyükmüş. Kağıtta birbirinden farklı 8 rakam varmış. Bu ibareye dikkat. Kağıtta birbirinden farklı 8 rakam varmış. X en az kaçtır diyor. Yani şu 4 parçanın toplamı en az kaç santimdir? Bugün tam böyle TYT tarzı bir soru olmuş. Hani böyle zor falan değil de işte bir senaryosu var. Basit bir şekilde de çıkıyor. Var mı fikri olan? Denizhan, söz sende. Denizhan, mikrofonunu açabilirsin. Bir sıkıntı yaşıyor galiba, açılmıyor şu an. Galiba mikrofonu kapalı hocam, o yüzden. Ha, öyle mi? Yani mikrofonla ilgili sorun var. Yani aslında mikrofon açıktı. Hı, tamam. Denizhan, mikrofonunu gerçi şimdi görebiliyoruz ama. Denizhan? Şu an mikrofonun açık görünüyor. Denizhan, bir şans daha verelim sana. Mikrofonun açık görünüyor şu an. Peki. Bir problem yaşıyor şu an. Başka fikri olan var mı? Okan, Denizhan'ın mikrofonu bozulmuş. Okan, ne dersin? Hocam hani 4 parça var ya. Hı hı. Bunların en küçüğü 40'mış. 4 tane 2 basamaklı doğal sayı yazılmış. O zaman onlar basamakları 4, 5, 6, 7'dir diye düşündüm. Hı hı. Binler basamakları da 0, 1, 2, 3 diye düşündüm. Öyle yazdım. Peki şöyle söyleyeyim. Tamam, şimdi 2 basamaklı 4 tane yazacağım da. Şimdi buraya onlar basamak. Mesela arkadaşınız şunu söyledi. 2 basamak. Bir dakika. Şunu bir büyütelim. Şuraya getirelim. Şöyle olsun. Şimdi Okan diyor ki hocam 8 farklı rakam var ya.
Şimdi sayılarım şöyle olsun. İşte iki basamaklı. İki basamak burada, iki basamak burada, iki basamak burada, iki basamak burada. Bu sayıların onlar basamağı. Şimdi kağıda 40'tan büyük 4 tane 2 basamaklı olan sayı varmış. Okan, şurayı anlamam lazım. Bura 40'lı bir şey, bura 50'li bir şey. Niye buraya 6 dedin? Şuraya niye 6 dedin? Hocam, yani 4 tane diyor yani 4 parça. Tamam, 4 parça da 1 2 desen olmuyor mu? 40'tan büyük demiyor mu ama? Ama 40'tan büyük 4, ha 4 tane 40'tan büyük. Ha, ben 2 tanesi 40'tan büyük olarak algılıyorum. Tamam. Yok yok, 4 tanesi 40'tan büyük. Ben 2 tanesi 40'tan büyük olarak algılıyorum. O zaman mecbur 4, 5, 6 ile gideceksin. Doğru diyorsun. Devam sonra. Yani birler basamaklarında şey 40'tan büyük dediği için yani 40'ın yanına 1, 5'in yanına 0 yazarım. Diğerlerinde 2, 3 yazarım. Güzel. Hocam 40'ın yanına 1, 5'in yanına 0'ı verdim hemen. 6'nın yanına 2, 7'nin yanına da kaçı verdim? 3'ü verdim. Bunların toplamını istiyor benden. Parçaları bu koşullar altında en az bu kadar yapabilirim. Toplayalım bunları. Hocam 40, 50 daha 90, 60 daha 150, 70 daha 220, 221, 223, 226 mı yaptım? Evet. O zaman bu ilk en az ne kadarmış? 226 santimmiş arkadaşlar. Peki. Okan'a teşekkür ettik. Gayet güzel çözdü. Rabia, söz sende. Hocam ben şey soracaktım. Hani neden 5'in yanına 0 verdik? Ben o mantığı anlayamadım. Mesela 0 vermesen sen kaç verirdin Rabia? Yani neden verdik? 2 veremez miydik? Hah. 2 versen 52 olacaktı, öyle değil mi? 2 evet, verseydin. Evet. Dolayısıyla bu parça biraz daha uzun olacaktı. Halbuki sen ne istiyorsun? Bu parçalar toplamının ne olmasını istiyorsun? En az. En az olmasını istiyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Hocam ben başka bir şey söyleyebilir miyim Rabia'nın? Tabii. Ya hocam zaten hani şey birler basmanın direkten topladığımızda mesela sıfırı yedinin yana yazsak da bir şey değil. Hiçbir şey fark etmez. Tabii önemli olan birler basamağına 1, 0, 2, 3. Mesela şöyle. Mesela sen buraya şunu da yapabilirsin. 52'yi buraya verirsin. 0'ı buraya verirsin. 3'ü buraya verirsin. Ya da 3'ü buraya verirsin. İşte atıyorum kaçı. 2'yi buraya verirsin. 0'ı da buraya. Fark etmez. Yeter ki birler basamağında 0, 1, 2, 3'ü kullan da nerede kullanıyorsan kullan. Ama sistematik olan senin gittiğin gibi gitmektir. Yani şunlar biraz zihnimizi zorlar bizim ama bunlar da doğrudur. Tamam mıyız? Peki. Şimdi o zaman değerli üniversite aday adayları burada bıraktık şimdi arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik sizinle. Sadece bu